Herkese merhaba, ben Gülşah. Bu videoda Noodle'dan tırnak yapacağım. Önce tuvalet kağıdından, pet şişeden ve pipetten tırnak yapmıştım. İzlemeyenler varsa hala kanalımdan açıp izleyebilirler. Bu video biraz daha saçma olacak. Noodle'dan tırnak yapacağız. İlk kez ve belki de son kez benim kanalımda olacak. Kimsenin böyle bir video çekeceğini sanmıyorum. Şimdi aslında aklıma nereden geldi? Bu ara bir noodle akımı var. Belki biliyorsunuzdur. Noodle'dan mobilya tamamlama gibi videolar patladı. Burada bir tanesini ben sizinle paylaştım. NineGag'da daha bir sürü video var bununla ilgili. Benim de aklıma noodle'dan tırnak yapma fikri geldi. Ve deneme amaçlı bu videoyu çektim ve sizlerle paylaşmak istedim. Ve işte noodle'ımız bu. Her markette artık rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ben Şok'tan almıştım. Ambalajını açarak derin küçük bir kaseye biraz noodle atıyorum. Siz de böyle bir kaba koyun mutlaka, çünkü birazdan bunu ezip toz haline getireceğiz. Noodle'lar kolayca ezilip kırılıyor zaten. Hemen hızlıca bastıra bastıra kırıyorum. Bakın işte son hali böyle olmalı. Bir karton kağıdı bu şekilde kesiyorum. Ve tırnağım geçecek kadar bir açıklık bırakmış oldum. Birazdan bunun ne işe yarayacağını göreceksiniz. Tırnağımın üzerine hafif törpülüyorum. Çünkü zaten kalın bir tırnak yapacağız. Bu şekilde az önce kestiğim parçaya tırnağımı yerleştiriyorum. Malzeme yapışmasın diye vazelin süreceğim. Veya sizde vazelin yoksa herhangi bir kremden bu şekilde sürebilirsiniz. Bantla da kenarda kalan kısımları parmağıma yapıştırıyorum ki çıkmasın. Kırtasiyelerde satılan bu 502 sıvı yapıştırıcıdan kullanacağım. Zaten takma tırnak yapıştırıcıları da bu yapıştırıcılara çok benziyor. Hani diyorsunuz ya, hangi yapıştırıcıyı kullanayım? Bu tarz sıvı, akışkan herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Yapıştırıcıyı bu şekilde hem tırnak ucuma hem de kağıda gelecek şekilde sürüyorum. Tabi tırnak boyutunda olmalı. Ardından kurumadan noodle döküp kenarını, köşesini bu şekilde düzeltiyorum. Bu işlemi tam olarak 3 kere yapın arkadaşlar. Ne az ne de çok olsun. 3 kere tam kıvamında oluyor. Denedim, gördüm. Zaten hemen kuruyup sertleşiyor. Sonrasında kağıdı çıkarıyorum. Vazeline rağmen burada biraz yapıştı ama sorun değil. Zaten keseceğiz ve törpüleme işlemi yapacağız. Kenarlardan, boyundan fazlalıkları istediğim gibi kesiyorum. Ve sonrasında istediğim pürüzsüzlüğe ve inceliğe ulaşana kadar törpülüyorum. Artık gerisi size kalmış. Boyunu, törpüleme şeklini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kare ya da ne bileyim sivri tırnak yapabilirsiniz kendinize. Ve tırnağım bitti. Şimdi oje vakti. Flormar'ın Full Color serisinden FC43 numarayı uyguluyorum. Çok sevdiğim bir ojedir. Rengi bence muhteşem. Tabii ki tüm tırnaklara uygulanamaz ama tek bir tırnağınız kırıldıysa eğer buna uygulayabilirsiniz. Tabii biraz zahmetli oluyor ama. Çok çok sert ve kalın oluyor bu arada. Kolay kolay kırılacağını da sanmıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da yine günlük hikayeler paylaşıyorum. Yine oralarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinizi bekliyorum. Nasıl çıkaracağız derseniz de dipten kesiyorsunuz. Asetonla silip yüzeyi törpülüyorsunuz. Hatta uçlarını da biraz törpüleyin. Bu şekilde kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Bu böyle biraz değişik bir video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.